Hem mit müsteşarı İbrahim Kalın gitmişti. Hem işte Numan Kurtulmuş gitmişti meclis başkanı olarak ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ağlay'la eski İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Selami Altınok gitmişti. İçişleri Bakanı ziyareti Ali Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyaretine gitmişti. Şimdi dolayısıyla insan Sayın Süleyman Soylu'yu arıyor. Yani eski İçişleri Bakanı Efkan Ağla, Selami Altınok gitmişken, buyurunuz fotoğrafta var, şu anda İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapan bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu niye gitmedi acaba? Yani tam en, şeyin önünde İçişleri Bakanlığı binasının önünde bu kadar önemli kritik hayati bir terör saldırısı olmuşken iki tane Emniyet mensubu evladımız hastanede yoğun tedavi altındayken gitmez mi ya bir önceki İçişleri Bakanı şimdiki İçişleri Bakanına geçmiş olsun ziyaretine? Yok. Bakın bu fotoğrafta Efkan Ala var, Mustafa Şentop var, Numan Kurtulmuş var, Selami Altunok var ama Süleyman Soylu yok. Onun yokluğu da tabii ki dikkat çekmişti. Normal olarak dikkat çekmişti. Ve hepimiz de elbette merakla sorduk. Ne oluyor ya yeni içişleri ile eski içişleri arasında nasıl bir sıkıntı var diye. Üstelik bu öyle bir e, gündemdi ki bu öyle bir gündemdi ki Kılıçdaroğlu e, Ali Yerlikaya'yı aramıştı. Meral Akşener Ali Yerlikaya'yı aramıştı. Ali Babacan aramıştı. Ahmet Davutoğlu aramıştı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu aramıştı. Muhalefet masasında Millet İttifakı bileşenlerinin tamamı Ali Yerlikaya'yı aramıştı. Bugün Kürşat Zorlu kalkmış, kendisini ziyarete gitmiş, İyi Parti milletvekilleri gitmiş. Yani böyle bir gündemde herkes geçmiş olsun derken kişi orada değil, tek bir kişi ortamda yok. O da Süleyman Soylu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi anlattı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı konuşmayı duyalım. Pazar sabahı, pazar sabahı Sayın İçişleri Bakanı'nı aradım. Olay hakkında bilgi aldım. Öncelikle ivedilikle müdahale eden ve teröristlerin amacına ulaşmasını engelleyen, yaralanan, ve orada görev yapan ama yaralanmayan bütün emniyet mensuplarına da teşekkür etmek bizim görevimizdir. Onlara yürekten teşekkür ederiz. Ayrıca İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi ilettim. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Evet görüyorsunuz işte Kemal Kılıçdaroğlu bizzat kendisi bugünkü grup konuşmasında anlatıyor. İçişleri Bakanı'nı aradım diyor. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Uyuşturucuyla yaptığı hakiki müdahale, e, mücadele için de kendisine tebrik ettim diyor. Gördüğünüz üzere bütün muhalefet liderleri orada, bütün eski İçişleri Bakanları orada, bütün e, eski ve yeni meclis başkanları orada. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yok. Bugün Bahçeli'nin Süleyman Soylu ile Yeni Bakan arasında fitne çıkartmak arsızlık ve ahlaksızlıktır konuşmasında hemen sonra bilin bakalım ne oldu. Tabii ki Süleyman Soylu ve heyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Fotoğraf bu. Sağ başta en önde gördüğünüz Ali Yerlikaya'nın kafasının dönük olduğu ve sohbet ettiği kişi İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu. Peki bu e, Hazerun kim? Yani bu heyet kim? E, İçişleri Bakanlığı Komisyonu, İçişleri Komisyonu'nun meclisteki bu dönem başkanı İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu. Dolayısıyla komisyon başkanı olarak içindeki bütün AK Partili, MHP'li ve İyi Partili üyelerle ve CHP'li üyelerle birlikte kalkmış Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmiş Süleyman Soylu. En ilginci Ali Yerlikaya'nın ekranda gördüğünüz bu liste. İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, ee, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Eski İçişleri Bakanı olarak söz etmiyor bakın ilk satırı beraber okuyalım AK Parti İstanbul milletvekili ve Meclis İçişleri Komisyonu başkanı Sayın Süleyman Soylu ile diye başlıyor ve bütün komisyondaki isimleri tek 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 sayıyor Bu ne demek biliyor musunuz bu şu demek Süleyman Soyluya özel bir atıf yok demek bir İkincisi Süleyman Soylu'nun eski İçişleri Bakanı olduğuna herhangi bir referans yok demek. Ali Yerlikaya'nın tweetini açıp okursanız böyle sayfalar dolusu yazmış. Bütün isimleri tek tek saymış. Yani komisyondaki bütün İstan, İstanbul Milletvekili işte efendim Afyon Milletvekili bütün bu milletvekilleri ve Süleyman Soylu'yu 7 yıl İçişleri Bakanlığı yapmış olan Süleyman Soylu'yu bu kalabalık listede eşitlemiş. Eşitlemiş. Bu önemli bir tweet, fotoğrafı da böyle paylaşmış. İkinci bir cümlesi de var bunun e, bu tweet'im. Diyor ki teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz diye yazıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. İlginç çok ilginç günlerdeyiz, e, size söylemiştim ve her gün yeni bir e, haber almaya devam edeceğiz.